Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükselen ve Ay burcu Oğlak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün Oğlak burcu 1 15 Temmuz videosu çekeceğiz. Bakalım Oğlak burçlarını 1 15 Temmuz'da neler bekliyor? Oğlak burçları toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Satürn'dür. E, metalleri gümüştür. Renkleri koyu mavi, yeşil. Uğurlu günleri cuma. E, Uğurlu sayıları 8'dir Şimdi oğlak burçları dürüst, dürüstlük, kaliteli, e, direnişli, sabırlı, kararlı, çok e, bilinçli burçlardır arkadaşlar. E, yönetim konusunda çok öncül burçlardır. Kesinlikle oğlak burçları. Oğlaklar e, çalışmayı aktif seven burçlardır. Özellikle çok e, tutumlu, kararlı, mantıkla hareket eden, soğukkanlı görünen ama kesinlikle alakası olmayan, e, soğukkanlılıkla e, merhametli ve içten burçlardır güvenli burçlardır. Oğlak burçları çok iyi sırdaştır. Oğlaklar. Oğlak burçları toprak gruplarıyla çok iyi anlaşır. Boğa başak oğlak. Oğlak burçları su gruplarıyla çok iyi anlaşır. Yengeç balık akrep. Oğlak burçları e, iyi anlaşır. E, ateş gruplarının aslan burcuyla iyi anlaşır. E, diğer burçlarla hava ve e, koç ve e, yay burçları ateş gruplarından sıkıntı yaşayabilir oğlaklar arkadaşlar yükselen burçlarımıza dikkat edelim her zaman söylüyorum yükselen burçlar burçlarımızın özelliklerinde çok etkilidir arkadaşlar Onun için yükselen burcunuzu da dinleyin lütfen burcunuzu dinlediğiniz zaman Ayrıca karşı partnerlerinizi de İlerken yükselen burçlarına da dikkat edelim sevgili oğlaklar ve herkes için geçerlidir bu sadece oğlaklar için değil. Şimdi oğlak burcunu neler bekliyor diye genel bir 11 kart çıkaracağım arkadaşlar. Sonra detaylı açılım yapacağım. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Özel bakım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Şimdi oğlak burçlarını e, kariyer ve işle alakalı e, biraz sıkıntılı gösteriyor kartlar ama diyor ki Temmuz ayının 5-8'inden sonra e, güçleneceğiniz bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Oğlak burçlarının Şimdi bir ihanetten bahsediyor burada. İhanet direkt karşı cinse odaklanmayın arkadaşlar. Genel olarak bir ihanete uğramış olmanız veya sizi yanıltmış olan bazı insanlarla ilgili bir mesafe koyma gibi bir şeylerin olacağını gösteriyor. Onun dışında biraz maddi sorunlardan dolayı, maddi sıkıntılardan dolayı diyor kaygıya düştüğünüzü gösteriyor kararsızlık söz konusu kafa dağınıklığı yani fikirlerinizi bir yerde odakla, odaklanamıyorsunuz yaptığınız işe odaklanamayacaksınız diyor ama e, bu kararsızlık ayın 7'si temmuz 7'sinden sonra kesinlikle e, ciddi bir karar vereceğinizden bahsediyor kartlar ve olumlu bir kararla beraber diyor e, yürüyebilirsiniz ama e, arkadaşların ihanetine Dostlarınızın ve çevrenizdeki olan kişilere lütfen dikkat edin kartlar uyarı verdi. Şimdi oğlak burcu aşk bakacağım. Bakalım aşkla ilgili neler var. Bu kart kendini attı. Bakalım nedir. Yine aynı kartı çıkardı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir de ben çıkarmadım. Ee, şimdi oğlak burcunu aşkla ilgili de diyor ki bazı oğlaklar için geçerlidir. Tabii ki bu özel açılım değil arkadaşlar. Genel açılım yapıyorum. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin. 2 4 6 7 Evet şimdi oğlak burçlarını e, aşkla ilgili diyor ki ikilemde kaldığını gösteriyor. İlişkiyi bitirip yeni bir ilişkiye mi devam etmem gerekiyor. Yoksa bu ilişkinin sonu var mı yok mu diye düşüncesini kara kara düşündüğünü gösteriyor. Hangi burçlarla kesinlikle yengeç ve yengeç özellikle gösteriyor yengeç ve e, su da diyebiliriz yengeç balık akrep ama ağırlıklı yengeci gösteriyor ve ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerleri ve eşleri de olabilir diyor kartlar bir yıkım söz konusudur diyor arkadaşlar bu partnerler ile aralarında bir yıkım ve ihanetten bahsediyor kartlar üçüncü kişilerin müdahalesiyle ilişki veya Evlilik bitebilir diyor. Ee, şimdi bunun üzerine çıkan kart ikizler kova terazi ile ve yükselen ikizler kova terazi ile çoğunlukla yüzdeye bakarak konuşuyorum. Barış göstermiyor. Evli olan kişiler var ise bu burçlarla kesinlikle e, tabii yüzdeye bakarak konuşuyorum. Yine söylüyorum bu bir genel açılımdır. Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Ee, olumsuz gösteri. Bir ayrılık bir yıkım söz konusudur diyor. Ama e, kupalarla yani su grupları ile barışacaklarını gösteriyor. Sevgili oğlak burçlarını. Şimdi devam edelim bakalım. Bir devam edelim. Şimdi topraklarla neler var diyor. Topraklarla bir kararsızlık söz konusu. Yine diyorum e, bu kararsızlığın üzerine çıkardığı kader şarkı ile beraber diyor. <laughs> Kesinlikle birbirinize ne kadar kızgın olursanız olun. Boğa Başak Oğlak ve yükselen Boğa Başak Oğlak olan partnerlerinizden bahsediyorum. Ne kadar kızgın olursanız olun. Ne kadar duygu karmaşası yaşarsanız yaşayın. Barıştan bahsediyor kartlar. Zaman ne zamandır? Temmuz ayının ilk 10 gününden bahsediyor. Bu da ayın 10'una kadar olan süreyi verdi. Şimdi geçelim diğer burçlara. Şimdi ateş gruplarıyla aralarında çok ciddi şekilde e, tutkudan bahsediyor kartlar. E, Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay olan partnerlerinizle Oğlak burcunu ciddi şekilde tutkusundan bahsediyor. Ama Aslan burcu Oğlak'ın isteklerine cevap vermediğini ve e, Oğlak'la ilgili düşüncelerinde hani kaçıyor gibi. Böyle gösteriyor ya da benim istediğim gibi olacak ilişkiyi ben yönelteceğim diye diklendiği için Oğlak burcunu biraz düşüncelerde bıraktığını gösteriyor ama duygusal olarak bağlılıkları var mı kesinlikle var top Koç Aslan Yaylı bunların arasında bu burçlarla ateş enerjisiyle oğlakların arasında ciddi bir sıkıntı veya bir yıkım göstermiyor sevgili oğlak burçları yeni bir yolunuz var yola çıkabilirsiniz kesinlikle bu ülke değişimi veya şehir değişimi olabilir yolun başında sizi bekleyen bir aşk var diyor duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiyle görüşünüzün olacağını gösteriyor ayın biriyle 15 Temmuz arasındaki süreyi veriyor. Şimdi oğlak burçlarının hava gruplarıyla e, sıkıntılarını devam ettiğini gösteriyor. Yukarıda da gösterdi bunu diğer tarotta. Hava grupları ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi enerjisine oğlak burcunun çok aşırı derecede sıkıntı ve üzüntü verdiğini gösteriyor. Belirsizlikte bırakıyor. Arafta bırakıyor oğlak burcunu. Yani ne sahiplendiği gibi sahiplenmiyor ne de bırakıp gitmiyor tamamen e, hava gruplarıyla sıkıntılı gösterdi. Sevgili Oğlak burçlarını ciddi şekilde bir kalp kırıklığı söz konusudur. Evet, Oğlak burcu artık bu ilişkiyi bitirmek istiyor çünkü gerçekten çok üzülüyor olarak gösteriyor. E, hava gruplarıyla. Evet, şimdi geçelim. E kariyer ve maddiyet bakalım. Bakalım kariyer ve maddiyetle ilgili neler olacak? 1 15 Temmuz. Bir bakalım. 2 4 5 6 7. Şimdi arkadaşlar, Oğlak burçlarını Çalışır durumda gösteriyor kartlar. Oğlak e, tamam ne kadar e, verimli olmasa da eskisi gibi verim kazanamasa da Oğlak burcunu geliri ile gideri birbirini biraz e, fazlasıyla dengelemediğinden bahsediyor kartlar. Oğlak burcu ciddi şekilde aileyi ve çevresini kendini güvenceye alan burçlar olduğu için daha fazla çaba gösterme gereğinde e, olacaklarını gösteriyor. Şimdi ayın 5'i Temmuz'la e, 5'i Temmuz Temmuz'dan sonraki süre içerisinde yeni teklifler, yeni iş başvuruları, e, genişleme, yeni yatırım yapma, e, alışveriş, ne, e, finansal konularla ilgili bu ev olabilir, araba olabilir. Başka farklı bir işe yönelebilirsiniz. E, yatırımla ilgili çok muazzam bir dönemdir diyor. Aynı 5 ile 15 arasındaki süreyi gösteriyor. Temmuzda e, muazzam bir teklif alabilirsiniz. Yeni işe yeni branşa yönelebilirsiniz veya iki işi bir arada yürütebilirsiniz. Kesinlikle çok olumlu gösterdi kartlar. Muazzam bir enerji var diyor size Temmuz ayında. Bunun lütfen her gününü e, dikkate almanız lazım diyor. Şimdi sevgili Oğlak burçları, mahkemesi olan Oğlaklar var ise e, veya işini kendisi hal edemeyip ikilemde kalıyor. Bu işi mahkemeyle mi halletsem yoksa aramızda mı Halledelim diye düşüncesinde olan Oğlak burçları kesinlikle mahkemeye başvurmanız gerekiyor ve kesinlikle mahkemeyle ilgili konunuz var ise ee, çok muazzam bir haber alıp bunun kutlamasında yaşayacağınızı gösteriyor sevgili oğlak burçları çok ağırlıklı adalet kartları çıkartıyor görüyorsunuz farklı tarotlarla bakıyorum ama e, çok ciddi e, mahkeme ve adalet kartları ile beraber peş peşe çıkardığı için kartları mahkemeden bahsediyor yani olumsuz düşündüğünüz veya kararsız kaldığınız size sıkıntı veren bu olay neyse hiç fark etmez mahkemenin ne olduğu bu adli davanın sonucunda çok muazzam bir bekleyişiniz olacağını alacağınızı gösteriyor sevgili oğlak burçlarını dediğim gibi finansal konularla yatırım yapmak isteyen ev almak araba almak veya finansal konularla ne işiniz var ise lütfen Temmuz 5'inden sonra hallederseniz gayet olumlu olacağını gösteriyor. Şimdi burada Oğlak Burcu'nun bir kararsızlığı var. İşimi değişeyim mi, aynı işte mi kalayım mı gibisinden kararsızlığını gösteriyor. Onunla ilgili bir açıcı, açacağım kartları. Ee, şimdi işini değişmek için işinde bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Şimdi Oğlak Burcu'nun kesinlikle ve diğer taraftan da bir haber bekliyor. Kartların bana önerdiği kesinlikle işini değişmek isteyen Oğlak Burcu'larını hiçbir şekilde korkmasınlar. Hiç tereddüt etmeden işinizi değişebilirsiniz. Gayet değişim size başarı ve daha bereketli ve uğurlu geleceğini gösteriyor sevgili Oğlak Burçları. İşinizi e, işinizi değişeceğiniz yerde ee, çok hızlı yükseliş tamam bir adapte süreci zorlar ama çok hızlı yükselişinizden bahsediyor sevgili oğlak burçları oğlak burcunu genel anlamda burada topluluk içerisinde kesinlikle kariyerle alakalı iş yerinde bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor kartlar ee, ayrıca e, e, bu değişim aile içerisinde de yansıyacağını gösteriyor bir huzursuzluk söz konusudur ama diyor ki Kesinlikle e, üzülmeyin, dengeleyeceksiniz diyor. Denge kartın üzerine çıkardı. Bu problem neyse, ister işle alakalı, ister ailevi konular, e, neyse, ister maddi konular kesinlikle olumlu gösteriyor. Ayın yedisinden sonra bu üzüntünüz neyle alakalıysa onun e, daha güzel, daha olumlu olacağından bahsediyor e, sevgili oğlak burçları. Bereketli ve çok güzel bir dönemdir diyor. Her gününü değerlendirmeniz gerekiyor diyor kartlar. Şimdi birkaç kartta bir sağlık bakalım. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi bana ulaşmak isteyenler özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Görüntülü bakım yapıyorum. Ben sevmiyorum öyle sesli mesle, sevmem. Şimdi sağlık sorununa bakıyorum. Bir sağlık sıkıntısı yaşayabilirsiniz gösteriyor kartlar. Lütfen dikkatli olmanız gerekiyor diye uyarı veriyor kartlar geçicidir umarım inşallah da geçici olarak gösteriyor ama e, bu ayın e, 9'u ile 15'i arasındaki süreye lütfen dikkat etmeniz gerekiyor sağlığınıza çok dikkat edin kavgaya tartışmaya girmemenizi öneriyor kartlar e, evet bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz ama geçicidir Allah'ın izniyle kalıcı değil hiç merak etmeyin ama bu durum sizi biraz darlaya zorlayabilir <laughs> bundan bahsediyor onun için dikkat etmeniz gerekiyor rahatsızlık aile ile ilgili de olabilir e, dikkatli olun e, geçer inşallah ki geçeceğini de gösteriyor kalıcı bir problem değil sevgili oğlak burçları evet arkadaşlar videomu Uzun tutmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı izledikten sonra beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Umarım yeni ay size güzellikler, mutluluklar getirir. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.